durma Sana Bu Merhaba çocuklar, ders hoş geldiniz. Bugün sizinle deoksiribonükleik asit yani DNA konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerini gösterebilen en küçük birimin Hücre olduğunu öğrenmiştiniz. İnsandaysa 37 trilyona yakın hücre vardır. İşte bu küçük hücrelerin yönetici molekülü kim sorusuna cevap arayan bilim insanları 1800'lerin sonuna doğru tüm canlıların hücrelerinde bulunan yönetici molekülü yani deoksiribonükleik asiti keşfettiler. DNA'nın keşfini İsveçli biyolog Friedrich Miescher yapmıştır ancak. Bu bilim insanları için bir başlangıç olmuştur. 1900'lerin başlarında DNA'nın yapısıyla ilgili daha fazla bilgi edilmişler ve ilerleyen yıllarda DNA'nın kalıtımdaki rolünü de keşfetmişlerdir. 1953 yılında James Watson ve Francis Crick DNA'nın günümüzde kabul görmüş modelini sundu ve böylece moleküler biyoloji bölümü de doğmuş oldu. Tabii ki DNA ile ilgili çalışmalar günümüzde de devam etmekte. Şimdi bu yönetici molekülü daha yakından inceleyip öğrenelim. Çoğunlukla canlıların hücrelerinde bulunan DNA hücreyi yönetir ve kalıtımdan sorumludur. Çift zincirli sarmal yapıdaki DNA canlının tüm genetik özelliklerini taşır ve nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Bir nükleotitte bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri veya 5 karbonlu şeker, bir organik baz bulunur. Nükleotitler DNA'nın yapı birimleriydi. Bunu unutmuyorsunuz. Tekrar edelim. Bir fosfat veya fosforik asit diyebilir. Bir şeker, deoksiriboz şekeri ya da 5 karbonlu şeker ve bir organik bazdan oluşur nükleotitler. İşte bu yapı birimlerinin taşıdığı organik bazlarda 4 çeşittir. Bunlar adenin, timin, stozin ve guanindir. Biz de bu organik bazları büyük harfle olmak koşuluyla adenini A harfiyle, timini T harfiyle, stozini C veya S harfiyle, guanini ise G harfiyle gösteriyoruz. Nükleotitler bulundurduğu organik baza göre adlandırılır. Eğer bir nükleotitte adenin nükleotiti bulunuyorsa onun ismi adenin nükleotiti olur. Timin bulunuyorsa timin nükleotiti, stozin bulunuyorsa stozin nükleotiti, guanin bulunuyorsa guanin nükleotiti olarak adlandırılır. Nükleotitler rastgele bir araya gelmezler. Tıpkı puzzle parçaları gibi adeninle timin, stozinle guanin nükleotidi bir araya gelir. Bu bağlanma ise zayıf hidrojen bağlarıyla sağlanır ve nükleotitler bir araya gelerek DNA sarmalını oluşturur. Temsili bir DNA sarmalı çizelim ve nükleotitlerin eşleşmesini de bu sarmal üzerinden tekrar etmiş olalım. Şimdi DNA'nın yapısı için ne demiştik? Çift zincirli sarmal yapıdadır demiştik. İşte bu sarmal yapı karşılıklı organik bazların eşleşmesiyle oluşuyordu. Eğer burada adenin varsa karşısına timin, burada timin varsa karşısına adenin veya burada sitozin varsa karşısına guanin, burada guanin varsa karşısına sitozin gelmeli diyoruz. İşte bu nükleotitler de birbirleriyle zayıf hidrojen bağları aracılığıyla bağlanıyor ve DNA sarmalını oluşturuyor. Burada unutmamanız gereken kısım adeninle timinin stuzinle de guaninin eşleştiğidir. DNA molekülü oluşurken adeninle timin, stuzinle guanin eşleşir dedik. İşte adeninle timinin eşleşmesi zayıf hidrojen bağı ile oluyor demiştik. Bu ikili zayıf hidrojen bağı ile olur diyoruz. Stuzin ve guanin ise üçlü zayıf hidrojen bağıyla eşleşir diyoruz. Benzer şekilde bir nükleotidin şekeriyle onun altında bulunan nükleotidin fosfatı birleşerek bir zinciri ve benzer şekilde yine bir nükleotidin şekeriyle bir sonrakinin fosfatı birleşerek diğer zinciri oluşturuyor. Yani bu bu şekilde her iki tarafta da devam ediyor. Böylece birinci zincir ve ikinci zincir oluşuyor. DNA'nın yapısını zaten söylerken ne demiştik? Çift zincirli sarmal yapı. Sarmal yapının nasıl oluştuğunu az önceki görselle göstermiş olduk. Şimdi de zincirin nasıl oluştuğunu söylemiş olalım. Zincir yerine iplik de diyebilir. Bu kafanızı karıştırmasın. Birinci iplik, ikinci iplik de diyebilir. Karşılıklı ipliklerin yani birinci zincirle ikinci zincirin bir araya gelmesiyle de DNA molekülü oluşur. Bu aradaki oluşan bağ ise zayıf hidrojen bağlarıdır diyoruz. Bir örnekle devam edelim. DNA zincirindeki boşlukları tamamlayarak birinci ve ikinci ipliği açık şekilde yazmamız isteniyor. Şimdi öncelikle tamamlamayı yapalım. Adenin karşısına, timin, stuzin karşısına, guanin, Stuzin karşısına guanin, adenin karşısına timin, timin karşısına adenin, guanin karşısına stuzin, guanin karşısına stuzin ve yine guanin karşısına stuzin geliyor. Öncelikle birinci iplik benim için bu sarmal olsun çocuklar. İkinci iplik de bu sarmal olsun. Şimdi sarmal yapıda olduğu için ben bunu tutup sanki elimle açıyormuşum gibi düşünerek birinci iplik ve ikinci ipliği yazmalıyım. Birinci iplikte Timin'le başlıyoruz. Karşısına Adenin gelmişti. Stozin Guanin, Guanin Stozin, Adenin Timin, Adenin Timin, Guanin Stozin, Guanin Stozin, Guanin Stozin şeklinde olacak. Burada unutmamanız gereken ve karıştırmamanız gereken kısım birinci iplik olarak şurayı alıp yazmak. İkinci iplik olarak da buraya alıp yazmak gibi bir hata yaparsanız soruyu yanlış cevaplamış olursunuz. Çünkü size şu şekilde yani birinci zincir ve ikinci zincir diye düz haliyle sarmal yapı dışında verilmediyse yani bu şekilde sarmal verildiyse siz sarmal yapıyı yok sayamazsınız. Mecburen sarmal yapıyı takip ederek birinci iplik ve ikinci ipliği belirlemelisiniz diyoruz. DNA'nın yapı birimi nükleotit, görev birimi ise genlerdir çocuklar. Bu iki kavramı da yani DNA'nın yapı birimi ve DNA'nın görev birimi kavramını da muhakkak çok iyi öğrenmeniz gerekiyor ve bunu karıştırmamanız gerekiyor. Yapı birimi deyince nükleotit, görev birimi deyince de gen olduğu aklınıza gelmeli. Peki gen ne demek? 1000-1500 nükleotitik DNA parçasına ise biz gen diyoruz ve nükleotitler birleşerek genleri, genler birleşerek DNA'yı oluşturuyor. DNA'nın özel protein kılıflarla sarılmasıyla da kromozomlar oluşuyor. Kromozomlarda iki kromatin ipliğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şimdi bu yapılar arasındaki ilişkiye bir bakalım. Bu dört yapı arasındaki ilişkide nükleotit en küçük yapı birimidir. Sonra gen, sonra DNA, sonra kromozom şeklinde devam edecek. Akılda kalması için bir kısaltma var. Oldukça yaygın kullanılan bir kısaltma. Kedi gen olarak buraya yazalım. Burada büyükten küçüğe sıralamadan bahsediyor. Kedi gen de K, kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde devam ediyor. Peki görsel olarak bakalım. Bu görselle oldukça sık karşılaşacağınız bir görsel. Şimdi nükleotitler birleşerek neleri oluşturuyordu çocuklar? Genleri oluşturuyordu. Genler birleşerek DNA'yı, DNA birleşerek kromatin ipliği, kromatin ipliğin özel protein kılıflarla sarılmasıyla ise kromozom oluşuyordu. Biz şu an neredeyiz? Hücre zarından içeri girdik. Sitoplazmaya geçtik ve çekirdeğin içine girdik ve buradaki bir kromozomu incelemeye başladık. İşte incelediğimiz bu kromozomdan nükleotide kadar gelmiş olduk. Bu sayfaya bir yıldız atalım. Hem büyüklük küçüklük ilişkisini hem de görselini çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir de size hücreyi eklerse burada. Hücreyi eklediğinde ise kromozomdan da büyük olan bir yapı olduğunu söylemeniz gerekiyor diyoruz. Kromozomu şekil olarak öğrendik. Peki tanım olarak kromozom ne ifade ediyor bize? Bir de onu söyleyelim. Belirli olgunluğa gelen hücre bölünerek DNA'nın kendini kopyalamasını sağlıyor ve bu kopyalanan kalıtım maddesi de kromozom adını alıyor diyoruz. Kromozom sayısı canlının gelişmişliği, büyüklüğü ve aynı tür olup olmadığı ile ilgili bize bilgi vermez. Bazı canlılar ve onlara ait kromozom sayılarına bakalım. Burada bilmeniz gereken bir detay var. Kromozom sayısı 2N ile gösterilebilir çocuklar. 2N olarak karşılaştığımızda kafanız karışmasın kromozom sayısı anlamına gelir. Öncelikle türdeşliğe baktığımızda İnsanla aynı kromozom sayısına sahip moli balığını karşılaştırdığınızda kromozom sayıları eşit olsa da yani 46 kromozoma sahip olsalar da insan ve moli balığı aynı türden değildir. Ve benzer şekilde soğan ve güvercine baktığımızda 16 kromozoma sahip soğan ve güvercin yine türdeş değildir diyebiliyoruz. Benzer şekilde yine gelişmişliğe baktığımızda Eğrelti otu 500 kromozoma sahip eğrelti otuyla 16 kromozomluk güvercini karşılaştırdığımız zaman eğrelti otu güvercine göre daha çok gelişmiş bir canlı değildir. Aksine eğrelti otu güvercinden az gelişmiş bir canlıdır. Demek ki kromozom sayısının fazla olması o canlının çok geliştiği anlamını da taşımıyormuş. Ve son olarak büyüklük ilişkisine baktığımızda Bezelye ve mısırı karşılaştırdığımızda 14 kromozomlu bezelye ile 20 kromozomlu mısır tanesi ebat olarak baktığımızda hemen hemen aynı büyüklüğe sahip olduğunu görürüz. Dolayısıyla kromozom sayısının farklı olması, fazla veya az olması o canlının daha büyük olduğu anlamını taşımaz diyoruz. Tekrar edelim. Kromozom sayısı canlıya özgüdür ve gelişmişlik, büyüklük ve türdeşlikle ilgili kesinlikle değildir. Tüm bu özellikleri belirleyen ise o canlının gen karakteridir. Yani canlının gen karakterine göre o canlının gelişmişliği, büyüklüğü ve türü belirlenir ancak kromozom sayısıyla belirlenmez. Süper bilgiyle hücrelerin belirli olgunluğa geldiğinde bölündüğünü ve DNA'nın kendini kopyaladığını söylemiştik. Şimdi DNA'nın kendini nasıl eşlediğini öğrenelim. DNA'yı bir arada tutan bağlar öncelikle kopuyor. Sonrasında DNA tıpkı bir fermuar gibi açılmaya başlıyor. Açılmanın ardından organik bazlar açıkta kalıyor. Açıkta kalan organik bazlarsa plazmada serbest halde dolaşan organik bazların çekirdeğe girmesiyle uygun şekilde bağlanıyor. Ve bağlanan organik bazlar yeni bir zincir oluşturmaya başlıyor. Ve başlangıçtaki DNA molekülünün yapısıyla aynı, birebir aynı, burada tıpkı bir fotokopi gibi düşünebilirsiniz, birebir aynı iki DNA oluşmuş oluyor ne demiştik? DNA bir fermuar gibi açılır. işte burada bir fermuar gibi açılır ve organik bazlar açıkta kalır. Açıkta kalan organik bazlara burada mavi zincirdeki kırmızı organik bazlar, kırmızı zincirdekilerde mavi organik bazlar işte açıkta kalan organik bazlara sitoplazma içerisinde serbest halde dolaşan organik bazlar çekirdeğe girerek buradaki organik bazlarla eşleşir diyoruz. Eşleşme bittikten sonra yani burada yeni bir zincir oluştuktan sonra başlangıçtaki DNA'nın aynısı olan ikinci bir DNA oluşur. Böylece DNA kendini eşlemesini tamamlar. Eşlemedeki temel maksat kalıtsal bilginin yeni nesillere aktarılmasıdır çocuklar. DNA kendini neden eşler sorusunun cevabı kalıtsal bilginin yeni nesillere aktarılmasıdır diye cevaplanması gereken bir sorudur. Böylece ders videomuzu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın çocuklar. Hoşça kalın.